Yapmak istiyorum. Recep Büyük Beyefendi'nin sunumu İsmol sitesinde yayınlanacak. Onun için oradan indirebilir, kullanabilirsiniz. Emre Kartaloğlu Bey'in sunumu da aynı şekilde İsmol sitesinde yayınlanacak. Oradan indirip yararlanabilirsiniz. Beyefendiye veriyorum sözü. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkan. Sunum oranın sitesine konacak ama sunumda atıf yapılan kararlarla ilgili, özelgelerle ilgili bir talebiniz varsa onları yine de gönderebilirim. Sadece sunum yer alacak çünkü ekleri yer almayacak. Bana gelen sorulara kısa kısa cevap vereceğim. Birinci soru bağış ve yardımlarla ilgili. Soruyu soran arkadaşımız ismini yazmamış. %100 gider yazarak kurum kazancından indirmek mümkün müdür diye. 3 slaytlık bir tablo vardı hatırlarsanız. O tabloda bir kısmı kazancın %5'ine kadarlık kısmı indirme şeklinde vardı. Bir kısmı kazanç sınırına kadar %100 indirme olanağı vardı. Onların üstünden tek tek geçmedim. Slaytlar konumunda orada görebilirsiniz. Bağışın %100'ünün gider yazıldığı, daha doğrusu matrahtan indirildiği diye söyleyelim. Birçok durum var. Sağlık ve eğitimle ilgili bağışlar var, kamu kurumlarında olmak koşuluyla. Amatör sporun sponsorluğuyla ilgili bağışlar var. Gıda bankacılığında bu faaliyet yapan dernek vakıflara yapılan bağışlar yine %100. Kültür ve sanatın sponsorluğuyla ilgili Kültür Bakanlığı'nın kabul ettiği sponsorluk bağışları var. Onlar yine %100 mümkün. Onun dışında Kızılay Derneği'ne, Yeşilay Cemiyeti'ne, yeni kurulacak, sanırım kurulmak üzere olan Yeşilay Vakfı'na, ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na yapılan bağışlar yine %100 indirilebiliyor. Onun dışında erozyon korumayla ilgili şeyler var. Doğal afetlerle ilgili bağışlar var. Hatta yurt dışındaki doğal afetlerle ilgili bağışların yine %100'ünü indirmek gerekiyor. Bunların hepsinin yalnız koşulu var. Onlara tek tek bakmak gerekiyor. Örneğin bu doğal afetlerle ilgili olanlarda Bakanlar Kurulu'nun bir kararının olması gerekiyor. Bakanlar Kurulu kararı varsa bu bağışları yapmak mümkün. TÜBİTAK yapılan bağışlar %100. Bunlara tek tek o tablodan bakabilirsiniz. Kazanç sınırına kadar bu saydıklarımı %100 indirebilirsiniz. Bunların yalnız bir kısmında sadece nakdi bağışlardır %100'e kadar. Aynı bağışlar yoktur. Örneğin Kızılay Yeşilay'a yaptığınız bağışlarda nakdi bağış yapıyorsanız %100'ü düşebilirsiniz. Aynı bağış yapıyorsanız %5 düşebilirsiniz. O %5'lik düşme de bu dernekler ya da vakıflar, kamu yararına dernek ya da bakanlar kurulunca vergiden muaf sayılan vakıf statüsünde olduğu için onlara yapılan her türlü bağışlar %5 sınırı çerçevesinde matrahtan düşülebiliyor. Fatih Bey'in bir sorusu var. Fatih Aslantaş. Soru anladığım kadar uzaktan satışlarla ilgili. Diyor ki uzaktan satışta malı gönderdiğimizde mal teslim alınmadan iade alınırsa bunu ne yapmamız gerekiyor? Faturayı iptal etmek mümkün mü? Yoksa gider pusulası mı yapmak gerekiyor? Eğer bu mallar teslim edilmediyse zaten gider pusulası düzenleyecek bir şey yok. Faturayı karşı taraf almadığı için gider pusulasını zaten imzalamak istemez. O tür mallar zaten orijinal faturayla geri döner. Orijinal faturalar iptal edilebilir. Teslim aldıysa iki türlü işlem yapmak mümkün. Fatura ile birlikte gider pusulası imzalatabilirsiniz. Fatura kaybolduysa zaman zaman kaybolduğu durumlar anında iade olmazsa kaybolabilir. Onu yine gider pusulasıyla alabilirsiniz. Faturanın kaybolduğunu imzalatmanız gerekiyor. Hukuki boyutunda belki tartışma olabilir ama geleneksel olarak yıllardır yapıyoruz. Bu durumda faturanın birinci örneği alınırsa ve normal daha ayda kapanmadıysa orijinal nüshaları iptal edip tekrar stoklarımızı almamız da mümkün. Buna şimdiye kadar ben bir eleştiri görmedim. Limited şirketin Müdürler Kurulu Başkan ve üyelerine ödenen huzur hakları hem aralı şirketlerde hem limited şirketlerde ortaklara ya da müdürler kurulu üyelerine yapılan ödemeler ücret midir, mevcut sermaye irade mıdır diye bir tartışma olabilir. Bunların hizmetli olarak çalışmasına bir engel yok. Hizmetli olarak yapılan çalışmalar ücrettir. Aldıkları kar payları, bunlar hisse senedine ya da iştirak hissesine sahip olmalarından kaynaklanan temettüler de olabilir. Yıllık
çağrım dağıtımı sırasında ödenen temettüler de olabilir. Bunlar menkul sermaye ilatıdır. Huzur hakları özel olarak zaten sayılmış bir kısmı da ücret maddesinde özel olarak tanımlanmış bir tanımda var. Fatih Bey'in bir sorusu daha var. Şirket yöneticilerinin şahsi araçlarının şirket tarafından kullanılmasında gider pusulası ile gider yapabilir miyiz diye. Şimdi bir kere şirket çalışanlarının ya da ortakların araçlarının şirkette kiralanarak kullanılması ya da kiralanmadan onlar için yapılan harcamaların şirkete gider yazılması biraz sorunlu bir konu. Çeşitli özelgelerde bunları kategorik olarak reddeden şeyler var. Bu hiçbir şekilde olmaz diyen özelgeler var. Biraz eski tarihli kabul eden özelgeler var. Kabul eden özelgeler şartlı kabul ediyor. Diyor ki bunların şirket ihtiyaçlarında, şirketin kazancının elde edilmesi ve idaresiyle ilgili kullanıldığını ispat edilmesi durumunda bunların hem kira giderlerinin hem de diğer harcamaların kabul edilebileceği söyleniyor. Ama burada dikkatli olmak gerekiyor. İspat hukuku açısından şu çok önemli. Aslında sadece taşıt araçları için değil, birçok durumda işte şirket ortakları adına telefonların şirket ihtiyaçları için kullanılması, şirket araçlarının kullanılması, şirket ortaklarının ya da çalışanların araçlarının kullanılması, bazen elektrik su abonelikleri ortakların üzerinde olabiliyor şirketin çalıştığı. Bunların hepsinde sorun çıkabiliyor. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Kural olarak eğer bir sabit kıymet işletmenin aktifine kayıtlıysa o sabit kıymetlerle ilgili bütün giderlerin kural olarak işletmeye ait olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Eğer o kıymetlerin işletme ihtiyaçları için kullanılmadığını birisi iddia edecekse bu vergi müfettişi olacak. Bu iddiasını ispat etmek gerekiyor. Yani benim adıma kayıtlı bir telefon şirket ihtiyaçları için kullanılıyorsa, pardon tersini söylüyorum. Şirkette kayıtlı bir telefon faturası geldiğinde kural olarak bunun şirket ihtiyaçları için kullanıldığını varsaymamız gerekiyor. Eğer denetim elemanı bunun ortakların şahsi ihtiyaçları için ya da çalışanların şahsi ihtiyaçları için kullanıldığını iddia ediyorsa bunu ispat etmek zorunda. Bunun tam tersi, eğer benim adıma kayıtlı bir sabit kıymet işletme ihtiyaçları için kullanılıyorsa denetim elemanı kategori olarak bunu siz ispatlayın, işletme ihtiyaçları için kullanıldığını diyebilir. O zaman bunun ispatını benim yapmam gerekiyor. İspat hukuku açısından önemli, vergi hukuku açısından kural açık. Ticari kazancın elde edilmesi ve idaresi için kullanılıyorsa bir şey, o işletme için giderdir. Belgeleme boyutu ikinci bir şey. Belgeleme boyutunda karşı taraftaki işletme ise fatura kesiyor. Vergiden muaf esnafsa gider pusulası olması gerekiyor. Onlar da yoksa geçerli bir belgeye ispat edilmesi gerekiyor. Emre Bey bahsetti, tapuyu bile kabul etmiyorlar. Burada gider pusulasını mutlaka düzenlemek lazım. Başka bir şeyle ispat ne olabilir? Banka havalesi falan olabilir ya da işte kira ödemesinde. Gider pusulası ispat aracı olarak en azından vergisi kanunda geçen bir belge türü olduğu için bir havale de yapılsa destekleyici bir şey de olarak kullanılabilir. Şimdi bu durumlarda aslında biraz daha sonuç odaklı düşünmek lazım. Gayrimenkul alımlarıyla ilgili çok target de yaptılar. Uzlaşmayla sonuçlananlar da oldu. Aslında gayrimenkul en rahat ispat edebilecek bir şey çünkü tapu var. Tapudan daha güçlü hiçbir şey olamaz. Yani tapudan daha güçlü bir belge, fatura falan bunlar hiçbir şey değil. Gider pusulası düzenlemekte hiçbir sakınca yok. Tapu varsa da bir gider pusulası düzenleyebilirsiniz. Tek tereddütünüz şu olabilir, vergiden muaf esnaftan bir mahallede hizmet alanında bir stopaj olabilir. Gider pusulası düzenledik diye bir stopaj olabilir mi diye bir kaybı olabilir. Gider pusulası düzenlemek stopaj doğuracak bir şey değil. Gider pusulasındaki ödemenin niteliğine bakmak lazım. İşte bir taşıt aracı alıyorsak, gayrimenkul alıyorsak, arsa alıyorsak bunlar stopaja tabi bir şey değil. Fazladan bir tane belge düzenliyorsunuz. Bunu önerelim. En azından telafi edilmeyecek bir riske karşılaşmamak için iyi bir yöntem olabilir. Gökhan Bey, vergisi 153'teki müeyyidenin SGK teşvikleri içinde uygulanıp uygulanmayacağını soruyor. Eğer dilersek tekrar bu teşviklerden yararlanmak için ne kadar süre beklemek gerektiğini söylüyor. 153A'daki düzenleme oldukça geniş. Bütün kamu desteklerini kapsayacak durumda, bütün teşvikleri kapsayacak durumda. Anayasal açıdan bakarsak zaten SGK vergi benzeri. Diğer ülkelerde aslında vergi dediğimiz zaman onlar da giriyor. Bence bu 153A kapsamında sayılabilecek bir teşvik. Ne kadar süre sonra buraya girebiliriz? 6 yıl teşviklerden yararlanamıyoruz. 6 yıl sonra girmekte bir sakınca yok. Bir grup şirketi sorusu var. Bu
soruyu tam olarak anlayamadım ama anladığım kadar arkadaşımız şunu soruyor. Grup şirketlerinin bir kısmının kredi limitesi var, kredi limitleri var. Başka şirketlerin de kredi ihtiyaçları var. Kredi limitesi ve kredi limiti olan şirket üzerinden diğer şirketlerin finansmanı, faiz borçlarının anahtar ödemelerinin tekrar ödenmesiyle ilgili. Buna biraz daha genel bir cevap vereceğim. Emre Bey katılmadığını da, en azından bir kısmına katılmadığını da ifade ederek konuyu birazcık anlattı. Kredi limitesi, kredi limiti olan bir şirket, grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli finans kurumlarından borç bulup ilgili şirketlere aktarabilir. Bu durumda bütün maliyetiyle gelecek maliyetleri de aktarması gerekir. Aktaracağı şey nedir? Genelde faizdir, BSMR'dir. Yani ne yapacak? Hem BSMR'yi hem faiz ödemelerini ilgili şirkete gönderecek. Burada şöyle bir sorun olabilir. Bir kredinin aynen aktarıldığını ifade edebilmek için kredinin bütün yapısıyla her şeyle aktarılması lazım. Yani vade yapısı neyse onu geldi göndermem lazım. Faiz tahakkuk ettiği göndermem lazım. Ödeme yapıldığı göndermem lazım. Faiz tahakkuk etti, ben ödedim, öbürü ödemiyorsa bu artık aynen aktarılan kredi değildir. Burada artık benim sağladığım finans kurumundan bir kredi vardır. Ben o kaynakla bir grup şirketlerimin finansmanını sağlamışım demektir. Finansman yapısının, vade yapısının, faiz oranının değiştiği her durumda burada artık aynen aktarılan bir krediden değil, başka bir yerden finansman sağlayıp başka birisine, ilişkili olan başka birisine bir kredi kullanıldığı söz konusu olabilir. Bu açıdan dikkat etmekte yarar var. Biraz trafik polisi görevi yapmak gerekiyor burada. Geldi göndereceğim, faiz tahakkuk etti göndereceğim, ödeme vadesi geldi alacağım göndereceğim. Hiç yapıyı bozmayacağım. Bu şu demek değildir ki 100 lira geldi 100 lira gönderdim. 100 lira alırım, 20'sini birine kullandırırım, 30'unu birine kullandırırım, 50'sini kendim kullanırım. Vade yapısını o aktardığım tutarlar itibariyle hiç bozmuyorsam, faiz bozmuyorsam o durumda da o parçalar itibariyle herhangi bir riskimin olmadığını düşünüyorum. İrfan Ceyhan Bey yatırım teşvikleriyle ilgili bir soru soruyor. Soru şu, faaliyet gelirlerinden elde edilen gelirler mevcut faaliyet gelirlerinden. Bu yüzden de diyorum yeni yaptığım yatırımın gelirleri değil. Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler içindeki oranlama yoluyla indirimli orandan vergi ödenmesi söz konusu mudur? Bununla ilgili bir değişiklik var mıdır? Yatırım teşviklerinde en baştaki yapıdan sonra bir değişiklik oldu. Ben aslında o değişikliğe hiç girmedim. Çok uzun bir konu olduğu için. En baştaki yapı şuydu. Yeni yaptığınız yatırımdan elde edilen kazanca indirimli oran, diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca standart oran. Yatırımlarda devlet yardımlarıyla ilgili ilk bakanlık kurulu kararı çıktığında böyleydi 2009 yılında. Sonra burada bir değişiklik yapıldı. Dendi ki bölgeler itibariyle birinci bölge hariç diğer bölgelerde bakanlar kurulunun belirlediği oranda eski faaliyetlerden elde edilen gelire de esas indirimli oran uygulamasıyla elde edilecek yatırım katkı tutarının bir kısmı için mahsuben, cümlenin uzunluğuna bakın, mahsuben indirimli oran uygulayabilirsiniz. Bunun anlamı şu, yeni yatırım yapıyorum, teşvikli yatırım. Bu yatırımdan da hiç kazanç elde etmedim. Elde edersem ona indirimli oranı uygulayacağım, onda tereddüt yok. Yatırım döneminin sonuna kadar, işletmeye geçtiğim tarihten itibaren bu da bitiyor. Yatırım döneminin sonuna kadar eski yatırımlardan elde ettiğim kazançlara da belli sınır içinde indirimli oran uygulayabilirim. Bu belli sınır ne? Bu belli sınır her yatırım için değişebiliyor. Birinci bölgede 0, ikinci bölgede %10, yatırım katkı oranının %10'lu yatırım döneminde diğer gelirlerden elde ediyorum, %90'lı bekliyorum, işletmeye geçiyorum. Çok teknik ve ayrıntılı bir konu olduğu için ancak bu kadar özetliyorum. Eğer İrfan Bey kalırsa bunu birazcık tartışırız. Bu kar dağıtımında şeyi söylemiştim. Diğer faaliyet gelirlerini yeni yatırımdan ne kadar ilişkilendireceğim ya da diğer faaliyet giderlerini normal faaliyetlerle ilişkilendirmeyen diğer faaliyet giderlerinden ne kadar yeni yatırımdan elde edilen kazanca pay vereceğim. Bunun hesabıyla ilgili de bir özelge çıktı. Özelge çıkmadan önce de biz aynı görüşü veriyorduk. Zaten farklı bir yoruma gitme olanağı yok. İrfan Bey'in bir ikinci sorusu, dava konusu olan işçi alacaklarında bilirkişi raporuna göre mahkemece karara bağlanan tazminatlar ve fazla mesai ödemeleri gider kaydedilebilir mi? Şimdi burada birkaç tane farklı tazminat ödemesi olabilir. Bir şekilde işten atmışsınızdır, tamamen özel olan bir tazminat olabilir. Bunun dışında işten çıkarma tazminatı olabilir. Bunun dışında
işe almak tazminat olabilir. Bu son iki söylediğim kendi mevzuatında dört maaşla sınırlanmış tazminatlar. Bu tazminatlar bazen işçi işveren anlaşıp ödüyorlar, bazen de yargıya gidip ödeniyor. Yargıya gittiğinde hiçbir sorunumuz yok. Buradaki sorun öyle zaten. Mahkeme kararına göre ödenen tazminatlar her halükarda gider kaydedilebiliyor. İşletmenin suçunun olmaması koşuluyla zaten bu tür durumlarda bir işletmenin suçu olmuyor. İşten çıkarma oluyor. Arkasından işe almama var. 8 tazminata kadar mahkemenin takdir ettiği tazminatı ödüyoruz. Bunda gider yazmakta da herhangi bir sakınca yok. Burada bir SGK sorusu var ama bunun cevabını çok bilmiyorum ya da soruyu anlayamadığım için bunu SGK uzman arkadaşlardan bir cevap alıp İrfan Bey'e söyleyebilirim eğer önemliyse, mail adresi şeyini söylerse. İsimsiz bir soru var. AŞ ortağının üzerine kayıtlı bir arsaya işletme bir bina yapıyor. Binayı anladığım kadar işletme aktifine koyuyor. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Arsadan bağımsız bir bina, özel maliyet bedeli olarak koyuyor da olabilir. İşletmeye ait olmadığı için arsa. Normal bir bina olarak da koyabilir. Bunu satması durumunda KDV kurumlar vergisi sorununun ne olacağını söylüyor. Şirketle ilgili iki tane daha bilgi var. Şirket tekstil ihracatı yapıyor. Satmak istediği binayı da kirada tutuyor. Eğer bu başka bina değilse. Şimdi işletmelerin birçoğunda bu sorun olabilir. Başkasının arazisinin üzerine bina yapabilirsiniz, bunu satabilirsiniz. Bu aslında şeyde bile oluyor. Atıyorum otellerde, güneydeki birçok otel kamu arazisinin üzerine değil, 49 ya da 99 yıllık irtifa hakkı tesis edilmiştir. Bina yapılıyordur, o binayı satıyordur. Bundan hiçbir fark yok. Başkasının arazisinin üzerine bina yapıyorsunuz, o binayı satıyorsunuz. Ya irtifa hakkı satıyorsunuz ya bina, o tartışma götürebilir. Bu tür satışların bu isnadan yararlanacağını kredi idaresi eskiden beri söylüyor. Bu sonuçta bir taşınmaz satışında da diğer kurallara uyuyorsa bundan isnadan yararlanabiliyoruz. Eğer arsayı da kendi üzerinize aldıysak, bunun üzerine bina yaptıysak, cins tahsisi yapmadıysak, kredi idaresi şunu söylüyor. Bu gayrimenkulün en az 2 yıl önceden bina haline dönüştüğünü ispat edebiliyorsanız, gidip kapıda da cins tahsihini yaparsanız bu satıştan elde ettiğiniz kazancı isnat tutabilirsiniz diyor. 2 yıldan daha eski tarihte bina haline dönüştüğünü nasıl ispat edeceğim? Bunun içinde gelir idaresi özelgelerinin içinde çeşitli kriterler var. Örneğin şey var, muhasebenizde bunun bina haline geldiğine ilişkin doneler varsa, bina olarak aktifleştirdiyseniz, elektrik su aboneliği yaptıysanız, emlak vergisi ödüyorsanız bina olarak varlığını kabul ederim. O tarihten itibaren de 2 yıl geçtiyse, diğer koşullara da uyuyorsanız bunun için istisnadan yararlanabilirsiniz diyor. Bina kiraya verilmişse yararlanır mı, yararlanılmaz mı? Kural şu, ticari amaçla elde bulundurduğumuz gayrimenkuller için bu istisnadan yararlanamıyoruz. Gelir idaresi diyor ki, kiralama amacıyla elde tuttuğunuz taşınmazlar, gayrimenkul ticareti amacıyla bu binaya sahip olduğunuzu gösterir. Bunun için istinadan yararlanamazsınız diyor. Biliyorsunuz bir KDV'de bir kurumlar vergisinde düzenleme var. KDV'deki düzenlemeyi biraz kıyas yapıyor. Bu tartışılabilir bir konu. Eğer ki kiraya verdiğiniz gayrimenkuller bir gayrimenkul portföyü boyutuna ulaşmadıysa, yani 10 tane 20 tane tamamen kiralama amaçlı bir gayrimenkulünüz varsa, bence hiç tereddüt yok. Burada bir gayrimenkul ticareti vardır, bir gayrimenkul portföyü oluşmuştur denebilir. Ama sadece tek bir gayrimenkulünüz var, ihtiyacınız için almıştınız. Geçici bir ihtiyacınız yok, kira vermişsiniz. Buradaki kiralama ticari bir faaliyet anlamına gelecek bir kiralama değil. Burada istinadan yararlanabilir. Söylediğim çerçevede düşünmek gerekiyor. Çok boyutlu şeylerde gelir idaresi eskiden bu şeyi çok kullanıyordu. Gayrimenkul portföyü oluşması, gayrimenkul kiralama işinin belli bir büyüklüğe ulaşması, bir organizasyonu gerektirmesi, bu gayrimenkullerin yönetilmesinin, kiralarının tahsilinin, bakım onarımının istihdam yapmayı gerektirecek boyutlara ulaşması gibi kriterler söylüyordu. Bu kriterleri gelir idaresi şu anda söylemiyor. Kiraya verdiyseniz olmaz gibi kategorik bir yaklaşım var. Ben o kriterlerin hala iyi kriterler olduğunu düşünüyorum. Ferhat Bey, yanlış okumuyorsam, sigorta şirketlerinden doğan alacaklar için karşılık ayrılabilir mi diye soruyor.
Bunlardan olan alacaklar büyük olasılıkla bir tazminat alacağından bahsediyor. Eğer tazminat alacağımız doğduysa, biz bunu gelir yazdıysa, tazminat alacağımızı da bir şekilde ödemediyse, sigorta şirketi bunun içinde dava icra aşamasına geldiysek, bu tazminat alacağımız için şüpheli alacak karşılığı ayırmamak için hiçbir neden yok. Emre Bey bahsetti aslında, şeydeki kategorik tartışma devam ediyor. Gelir yazmak gerekir mi gerekmez mi? Gelir ilerisi biraz yapılıyor. İlk başta, yıllar önce hiç kabul etmiyordu. Sonra kabul etti, sonra tekrar kabul etmeye başladı. Geldiğimiz noktada şu anda avanslar için kabul ediyor. Avans dışındakiler için gelir yazılması kabul edilmez diyor. Gerekçesinde de yine şüphe alacak karşılığıyla ilgili bir yasal değişikliğin gerekçesinde bir örnek var. Orada örneğin hasılat yazılmayan alacak için ayrılamaz diyor ama kötüye kullanma cümlesiyle gidiyor. Çok net bir şekilde gelir yazılmayan alacaklar için karşılık ayrılmaz diye bir cümle yok. Vergi hukukçular iki tane şey düşünüyorlar burada. Bir kısmı diyor ki şüphe alacak karşılığı tahakkuk esasının bir gereğidir. Tahakkuk edince gelir yazarsınız, tahsil edemezseniz o geliri düzeltirsiniz. Bir kısım vergi hukukçulara da diyor ki maddede böyle bir şey yok. Madde ticari faaliyetle ilgili alacaklarınızı tahsil edemezseniz dava aşamasını gelirse karşılığı ayırabilirsiniz diyor. Gerekçedeki sadece bir örnek, bu örnek bütün işlemleri kapsamıyor. Bu maddenin amacı tahsil edemeyeceğiniz bir alacak nedeniyle uğrayacağınız zararı matraha yansıtmaktır. Ben bu ikinci düşüncedeyim. Argümanın hasılat bağlantısı maddede vurgulanmaması, gerekçedeki gelir yazılmayan kavramının sadece kötüye kullanmanın önünü kesmek için gelir yazılmayan diye başlayan bir cümle. Fakat konu söylediğim gibi biraz tartışmalı. Ben bu sigorta şirketiyle ilgili cevabın kapsamında değil ama burada herhangi bir gereklilikte görmüyorum. Bununla ilgili bir şey düşünüyorum. Şüpheli hale düştüğün emaresi işte icraya vermek, mahkemeye vermek. Tamam. O dönemde karşılık ayırmadık, sonraki dönemde karşılık ayırdık. Emre Bey aslında söyledi. Söyledi, mümkün değil dedi. Gelir idaresinin bütün görüşleri alacağın şüpheli hale geldi vergi döneminde bunun karşılık ayrılabileceğini söylüyor. Mahkeme kararları homojen değil. Aslında mahkeme kararı sonraki yıllarda da alacak hala şüpheli alacak vasfını taşıyorsa sonraki yıllarda da karşılık ayrılabilir diyor. Ama kararların çok büyük bir bölümü, ağırlıklı kısmı onlar da bu kişisel tercihe bağlı bir şey değildir. Mükellefin burada tercih hakkı yoktur. Alacak şüpheli hale geldiği yıl tercih kullanılır. Ya o sene karşılık ayrılır, bir daha karşılık ayrılmaz diyor. Sonraki yıllarda karşılık ayrılır diyen kararlar biraz eski. Dolayısıyla Emre Bey'in o düz, sade cümlesine ben de katılıyorum. Geldiğimiz noktada alacak şüpheli hale geldiği vergi döneminde karşılık ayrılmalı. Ben bu soruyu okurken istiyorsanız Emre Bey cevaplasın, ondan sonra sorayım. Evet, Emre Bey, sizler oldukça kalabalık kendi. Buyurun efendim. Tekrar selamlar. Neslihan Selçuk Diker'in sorusu. Araç kiralama yapan şirketimiz belirli dönemlerde araçların yıpranması nedeniyle eski ticari araçları satıyor. Bayilerden yeni araçlar almaktadır. Bu alınan araçlara bayi tarafından iskonto indirim uygulanmaktadır. Burada hem bizim firmamızın ciro primi yükümlülüğü var mı? Hem kurumlar açısından hem KDV açısından soruluyor. Şimdi iskonto indirimler eğer aracın alımı sırasında fatura üzerinden uygulanıyorsa ve bu ticaret hamlelere uygunsa diye ceza katma değer vergisi kanununda zaten düşük bedel üzerinden aktifleştirilip stoğa alınıp işlem yapılması gerekiyor. Bu iskonto veya ciro primi yıl sonları itibariyle araç satılmadıktan önce veya sonra fark etmez yıl sonu itibariyle uygulanıyorsa o durumda bir ciro primi veya iskonto için fatura düzenlenmesi, bunun kurumlar vergisi açısından gelir yazılması ve katma değer vergisi hesaplanması gerekiyor. Oradaki teslim konusu araç bu soruda aracın tabi olduğu oran üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekiyor. Hasan Ali Acer, yanlış okumuyorsam, kira ödemelerinizi BA formunda gösterilecek dediniz. Bununla ilgili bir yazı var mı? Bununla ilgili yazı var. Hem de havuzdan verilmiş bir özelge var. Aksine verildi mi daha sonrasını bilmiyorum. Sunumda da bahsetmiştim. Büyük Mülk Hedefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 11.11.2010 tarih ve 257-47 diye bitiyor sonu.
Şöyle diyor, gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin 396 sıra numaralı vergi sultanlığı genel tedbirinde belirtilen tutarı aşması halinde, yani bugün itibariyle 5000 lirayı aşması halinde ve 268 sıra numaralı gelir vergisi genel tebliğinde belirtilen tefsik edici belgelere dayanılarak, yani banka dekontuna dayanılarak mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu BA ile bildirilmesi gerekmektedir. Büyük Ülkeler Vergi Dairesi Başkanlığı. Bir diğer sorusu, serbest meslek erbabı araç satışı yapacak. Bir yıl içinde yeni bir araç alınacak. Sattığı aracı özel fonda nasıl gösterecek? Burada işte yani sunumda da bahsettim. Normalde yenileme fonu bilanço esasına göre defter tutan işletmeler açısından geçerlidir. Ama çok eski bir özelliği. Aksi var mı onu da rastlamadım. 2005 yılında Ankara defterdarlarının verdiği bir özelliği. Serbest meslek erbabının tuttuğu defterin farklı olması bu haktan yararlanmasına engel teşkil edemez diyor. Bunlar nasıl yararlanacaklar? Yani fonda bir bilançoları olmadığına göre bilançonun pasifi de olmayacak. Pasifte özel fon hesabı gösteremeyecekler. Ama yine hatırladığım kadarıyla o özelgede defterinin bir bölümünde işte envanter listesinde bunu göstermesi ve ilgili yıl amortismanlarından mahsup ederek yenileme fonunda kullanması gerekir diyordu. Burs vereceğiniz veya verdiğiniz kişiler nasıl hizmet sözleşmesi yapılması lazım? Kaç gün çalışacak? Hizmet sözleşmesine kaç gün çalışacak değil de artık eğitim sürecini bitirince işletmemizde çalışacak şeklinde yapmak lazım. Varsayalım burs verdiğimiz kişi öldü. Ne yapacağız demiş Yunus Güler. Allah rahmet eylesin. Doğrusu ne yapmak gerekir? Hani hizmet sözleşmesi var. Yapılmış ama hizmet almadan vefat etmiş. Çok bir şey yapmamak gerekir bence. Hani kimse bu konuda insafsızlık yapmaz gibi geliyor ama hani ben hiç risk almayacağım diyorsanız ilgili yıllara ilişkin düzeltme yapmak gerekebilir. Burada bir ekleme yapabilirim. Aslında bu özelgeler biraz zorlama ama bu yolda geliyor dersi kapatmak kesinlikle. Eskiden beri bu özelgeleri veriyor. Biraz şekli koşullara bağlıyor. Burada şey boyutunu da belki tartışmak lazım. Burada niye gider yazılıyor diyor, gelir vergisinin özelgeleri şunun için söylüyor. Ücretlerle ilgili maddede tanım yaparken bir tane bent var. İşte ücret tanımı var, arkasından aşağıdaki ödemelerden ücret sayılır diyor. Aşağıdaki ödemelerden bir tanesi geçmişte yapılan hizmetler karşılığı ya da gelecekte yapılan hizmet karşılığı yapılan ödemeler. Burada işte gelecekte yapılan hizmetler karşılığı ödeme olarak o kategoriye gelir vergisi soktuğu için ücret tanımına giriyor. İleride çalışmayacaksa, hizmet hakkı hiç olmayacaksa, gelecekte yapılacak hizmet yoksa o zaman ücret olma niteliği yok. Dolayısıyla o bende koyuyoruz. Vefat ettiğinde bir şey de olmaz. Çalışmayabilir de gider yazmasına engel değil. Bence gider yazmasına engel değil. Bu ücretleri zaten gelir idaresi bekletip çalıştığı dönemin ücret olarak gider yazın demiyor. Gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı bugünden yaptığınız ücret ödemesi bu yılın ücreti sayılır diyor. Dolayısıyla hemen gider yazılmasını söylüyor. Demek ki biz gelecekte yapacağı işin karşılığında bugünlük ücret veriyorsak bu yılın gideri ise gider tamamdır. İleride bir sorun çıkarsa da sorun olmaz gibi geliyor bana. Yani kişi makul gerekçelerle çalışmayabilir ya da vefat edebilir bir sorun gibi gelmiyor. Teşekkürler Üstad. Dediği gibi Üstad hani biraz şekli konular ileride yapılacak hizmetin bir karşılığı olarak ödendiği, bursun verildiği dönemde zaten indirimi yapıyor ama bunun şekilsel altyapısını tamamlayabilmek için en azından hizmet sözleşmesini yapmak gerekiyor. Mahsun Taşkıran'ın sorusu, şüpheli alacak hesaplama ve karşılık ayırma. 2013 Ocak ayında iflas ertelemesi alan bir firmadan yüklü bir alacağımız var. Biz de 2013 Mart ayında iflas ertelemesine başvurduk, süreç devam ediyor. Biz bu alacağımıza karşılık ayırıp gider yazabilecek miyiz? Bu da ilk başta tartışılmıştı. İflas ertelemesi kararına dayanılarak şüpheli ticari alacak karşılığı ayırıp ayrılamayacak. Gelir dersi verdiği özelgelerde büyük mükellefler verdiği yanlış hatırlamıyorsam onu yine karşılık ayrılıp gider yazılabileceğini söyledi. Kur farkı faturalaşmalarında emtia tevkifatlı ise kur farkının da tevkifatlı mı kesilmesi gerekmektedir? Emtia tevkifatlı ise kur farkının da veya sonradan ortaya çıkan tali ödemelerde doğacak kur farkı da ana unsura dahil oluyor. Dolayısıyla kur farkının da o işlemden, o teslimden, tevkifatlı teslimden kaynaklanmış olması nedeniyle yine tevkifatlı kesilmesi gerekiyor. İsimsiz bir soruydu. Murat Işık'ın sorusu.
Zarar çıkan bilanço ve işletme defterine tabi şahıs firmalarında kâra geçirmek için sair kazançlara bir meblağ yazmanızın bir sakıncası olabilir mi? Sair kazanç KDV'ye tabi mi değil mi? Hani o gündeme gelebilir. KDV beyan ettiniz mi etmediniz mi? Ne kazancıydı bu? Hani bunu biliyorum, vergi dairesi zorlamaları nedeniyle bazen bu tür işlemler yapılmak zorunda kalıyor. Bir sakıncası olabilir, elbette olabilir. İşte KDV olabilir veya işte 6111 zamanında yaşandı. Ticari bilanço zararlıydı aslında. İşletmenin bilançosu zararlıydı. Matrah artırımı yapsa normalde asgari matrah üzerinden yapacaktı. Ama işte böyle sair bir kazanç yazıldığı için, beyannamede kar gözüktüğü için asgari matrah üzerinden değil de normal yüzdeler üzerinden matrah artırımı yapıldı. Sakıncalarından birisi oydu. Ayrıca KDV olabilir ama onun dışında da niye kazanç beyan ettiniz diye vergi dairesi KDV boyutu dışında çok soracağını zannetmiyorum. Aslında bu sorunun devamı... Yani işte KDV'yi belki sorgulayabilir, onun dışında teşekkür eder gibi geliyor bana. Deniliyor ki son 3 yıl zararla kapatan, bu da onunla bağlantılı, firmalar incelemeye girecek. Bu yüzden 2011 ve 2012 yıl zarar ise 2010... Yani incelemeye girecek, işte yine böyle vergi daireleri sürekli zarar etmeyin, kar gösterin gibi bir baskı altına girecek. Ama bizim korktuğumuz, kendimize güvenemediğimiz herhangi bir konu yoksa incelemeye girmek de o anlamda çok sakınca yaratmayabilir. Ama şöyle bir gerekçe yok, yani 3 yılda zararlı olan işletmeler incelemeye girecekler diye. Bu meraktan önce, bahsettiğimiz merak projesinden önce aslında hani biz de inceleme elemanlığı yaptık. İnceleme elemanının psikolojisi şudur aslında, zararlı olan firmayı incelemek istemez. Niye? Çünkü inceleme elemanının da şeyi vardır, yani bunun performans göstergesi bulduğu matrah farkı veya tahliyata yol açtığı vergi miktarı. Zararlı bir işletmede matrah farkı bulması veya vergi tahliyatı yapması zordur. O yüzden hani karlı incelemeyi, karlı firmaları incelemek isterler. Ama merak kapsamında, yani daha spesifik tarama çalışmaları kapsamında bu tür çalışmalar yapılıyor olabilir. Ve bunu da hani tam bir inceleme değil de en azından vergi daireleri, tahliyat türleri diyoruz ya, beyana dayalı tahliyat, ikmalen tahliyat, resen tahliyat, idarede tahliyat, bir de şantaj yoluyla tahliyat diye bir şey var. Bu da biraz belki şantaj yoluyla tahliyata giriyor olabilir. Serbest meslek erbabına da çok yapıyorlar bunu. Belki arkadaşımız geçmişten gelen bir deneyimin vardır. Eskiden bir genelge vardı. O genelge şey söylüyordu. 3 yıl üst üste zarar eden işletmeler otomatik incelemeye sevk edilir diyordu. O genelge bildiğim kadar 98 ya da 99 yılında kaldırıldı. Otomatik bir sevk işlemi yapılmıyor. Söylediğiniz gibi verimlilik esasına göre gidiyor. Benim deneyimim şunu gösteriyor. Pazarlama yapan işletmeler sürekli zarar ediyorsa incelemeye alıyorlar yükselikler. Onu riskli görüyorlar. Yani bir pazarlama işletmesinin uzun yıllar zarar etmesi makul değil diye düşünüyorlar. Ama yatırımcı bir kuruluş uzun süre zarar ederse orada büyük bir risk de görmüyorlar. Bana doğru bir risk algılaması gibi geliyor. Başka Ali Erdem'in sorusu, ilk sorusunu anlayamadım çok ama isterse onu tekrar görüşebiliriz. Devamındaki soruları üzerinde durmak istiyorum. Bazen KDV dahil fatura düzenleniyor. Bu faturanın KDV'sini indirebilir miyiz? KDV'ye tabi bir işlemse ve gerçekten KDV'ye dahil olarak düzenlenirse indirilebilir içinden hesaplanarak. Ama özellikle basit usule tabi olanlar tarafından düzenlenen faturalarda altında da yazar, hani biz nereden bileceğiz onun basit usulüme tabi mi değil mi? Esnaf Sanatkar Konfederasyonu diye bir açıklama vardır. Bunların içerisinden, çünkü onların yaptığı teslim ve hizmet normal şartlarda istisnadan vazgeçmediyse ya, katma değer vergisine tabi değildir. Onların faturalarından KDV hesaplayıp indirmek mümkün değildir. 2 yıl önce kira sözleşmesi yapıldı. Yeni inşa edilecek bir bina için binayı 1.10.2013'te teslim aldık. Önceki sözleşmenin damga vergisi ödendi. Yeni kiralamalarda 30 günlük bildirim süresi olduğundan vergi dairesinde sorun yaşar mıyım? Anladığım kadarıyla damga vergisiyle ilgili bir sorun yaşar mıyım? Zannediyorum yine anladığım kadarıyla sözleşme 2 yıl önce düzenlenmiş. Süre bitmiş, tekrar sözleşme uzatılmış. Sözleşmenin hükmünden tekrar faydalanılmaya başlanması da damga vergisinde tekrar vergi doğuran olayın gerçekleşmesi olarak kabul ediliyor. O anlamda yeniden damga vergisi doğar. Benim anladığım kadarıyla eğer başka bir şey varsa bu soruyla ilgili Ali Erdem Bey'le görüşebiliriz. Sibel Karaca'nın bir sorusu. Faaliyet konusunda araç alım satımı
olan şirket aktifinde kayıtlı olan binek otomobile yüzde faaliyet konusu araç alım satımı ise %18 satışta araç satışında %18 KDV hesaplanması gerekir. Sorunun devamında da bunlarda yüklendiğim KDV'yi indirebilir miyim diye yazıyor. Eğer araç alım satımıyla uğraşıyorsak, yani ticari emtiamız bizim araçsa yüklendiğim katma değer vergisini de indirebilirim. Yani binek otomobillere ilişkin katma değer vergisi gider veya maliyet olarak dikkate alınır diyoruz ama faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olan araçlarda katma değer vergisi, binek otomobil katma değer vergisi indirim konusu yapılabilir. Şirketin Rıdvan Bey'in sorusu, şirketin kamyoneti çalındı, polis tutanağı tutuldu. Halen kayıt olan aracın demirbaş çıkışında fatura kesecek miyiz? Altında da maliyeye sorduğunu ve fatura kesilmesine gerek olmadığını söylemiş. Ben de öyle düşünüyorum. Stok çıkışını yapıp kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave etmek gerekiyor. Kur farkı KDV hesaplanmasında aradaki kurdan oluşan farkı matrak kabul ederek üzerinden mi yoksa içinden mi diye bir soru var. Burada iki türlü ikiye ayırmak lazım. Eğer mal bedeli KDV dahil tutar döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmişse oluşacak kur farkının içinden katma değer vergisini hesaplamak gerekiyor. Eğer mal bedeli sadece mal bedeli katma değer vergisi hariç mal bedeli dövize endeksli veya döviz cinsinden belirlenmişse kur farkı artı KDV diye fatura düzenlemek gerekiyor. Noterler numaraların verildiği sayfaya değil de arkası, Emin Usta'nın sorusu, arkasınız arka sayfayı mühürlüyorlar. Bu durumda yemeğe defterini hangi tarafa yazacağız? Mühürlü tarafa yazacağız. KDV ve kurumlar vergisi yönünden mühürlü tarafa yazmamızda fayda var. Mali idarenin bir özelgesi var, şimdi hatırlamıyorum. Özetle ihracat faturası kesiliyor, bu gümrük için kesiliyor. Sonra ihracatta tekrar fatura kesiliyor gibi bir şey hatırladığını ifade etmiş Emin Usta ama böyle bir şeye gerek yok. İhracat faturası kesiliyorsa hem yasal fatura kesilmiştir hem de gümrük idaresi bunun üzerinden işlemler yapabilir. Ufuk Bey'in bir sorusu var. Yine bunun da ilk sorusunu anlamakta zorlandım. 3 tane sorusu var. İlk sorusu üzerine tekrar görüşebiliriz. Yurt dışına ödenen ikinci sorusu. Yurt dışına ödenen kalıp bedelleri. Yurt dışında üretilecek mamulde kullanılmak üzere alınmıştır diyor. Bu ödemenin KDV sorumluluğu ve amortismanını sormuş. Yurt dışında kullanılmak üzere, yurt dışında satın alınan bir mamulden veya bir maldan bahsediyoruz. Yok, anladığım kadarıyla yurt dışından gönderilen, yurt dışına ödenen kalıp bedelleri, parantez içinde yurt dışına üretilecek mamulde kullanılmak üzere. İki türlü de cevaplayalım biz o zaman. Eğer kalıp yurt dışında alındı, yurt dışında kullanılacaksa, ödeme de Türkiye'den yapılacaksa, burada katma değer vergisinin konusuna giren bir işlem yoktur. Dolayısıyla katma değer vergisi yönünden bir sorumluluk yok. Eğer başkanın söylediği gibi kalıp yurt dışından alınıp tekrar yurt dışına gönderildiyse, gümrükte bir katma değer vergisi ödenmesi gerekir. Çünkü ithalat yapılıyor, gümrükte bir katma değer vergisi ödenmesi gerekir. Bunun yurt dışındaki şubeye, üretim tesisine, her neyse başka bir şirkete gönderilmesi de ihracat, mal ihracı sayılır ve katma değer vergisinden istisna olarak yurt dışına gönderilebilir. Bunlar için amortisman ayrılabilir. Kalıpların da zaten hatırladığım kadarıyla amortisman listelerinde 333 numaralı vergisi kanunun eklerinde kalıplar için bir kullanım ömrü, faydalı ömrü ve amortisman, dolayısıyla amortisman oranı belirlenmiş. Geçici vergi döneminden sonra gelen gider faturalarında karşılık ayrılabilir mi ya da fatura tarihinde gelir mi yazılması gerekiyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı fatura tarihinde gider kaydı yapabilirsiniz demiş. Karşılık ayrılabilir aslında, teknik olarak ayrılabilir ama yine soruyu soran arkadaşımız Ufuk Bey, o da belirttiği gibi gelir dairesinin bu konuda görüşleri, faturanın geldiği tarihte gider yapılması daha doğrudur diyor ve o özelgelere uygun hareket etmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, son bir soru vardı. Kapatmadan onu söyleyelim. Güven Bey'in sorusu. Konser alanlarında stand kurup satış yapan bir firma. 2 saat süren bir faaliyet için dışarıdan birini çalıştırıyor. Gider pusulası düzenleyebilir miyiz? Düzenlersek yılda kaç defa yapabiliriz diye soruyor.
Dışarıdan çalıştırılan kişi bu şirketin emir ve talimatları altında ve kendi iş yerinde yapıyorsa bu ücrettir. Yani kısa bir süre içinde olabilir. Ücretin mutlaka 30 gün boyunca olması gerekmiyor. Önemli olan ücretin unsurları varsa onu ücret olarak kayıtlara girilmesi gerekiyor. Orada da bordroya koyacağız. Eğer bu kişi bağımlı olarak çalışmıyorsa o zaman şeye bakacağız, niteliğine bakacağız. Nitelik olarak ne olabilir? Serbest meslek olabilir ya da ticari olabilir. Eğer bu kişi bir mühendisse, kurulan standın özel bölümlerine çıkartma falan gibi yapmak gibi bir mühendislik işi yapıyorsa bu serbest meslek işidir. İlk defa yaptığımızda gider, pusulası olabilir. Birden sonraki serbest meslek erbabı olup olmadığına kişinin bakmak lazım. Biliyorsunuz serbest meslekte devamlılık diye bir kavram yok. Ticari faaliyette, zirai faaliyette devamlılık diye bir kural var ama serbest meslekte devamlılık yok. Orada devamlılığın karşılığı serbest meslek erbabı tanımının içinde gizli. Serbest meslek erbabının tanımında da serbest meslek faaliyetini mutat meslek olarak yapan diyor. Bir kişi iki kere serbest meslek hizmeti verebilir, mutat meslek haline de getirmemiş olabilir. Bu durumda serbest meslek erbabı olmaz. Bir de bu sırası hala düzenlenebilir gibi geliyor. Fakat uygulama böyle çok olmuyor. Bizim gelir idaresi iki kere de yapılsa bunu artık siz sürekli faaliyet haline getirdiniz diyor. Burada diğer ücret olabilir mi? Diğer ücret olma olasılığı yok. Çünkü işveren tacir olduğu için onun yanında çalışanların hiçbir şekilde diğer ücret olma olasılığı var. Ya olacaksa ücret ya da serbest meslek işi. Eğer bize hizmet sunan ticari bir organizasyon içinde bir kişiyi gönderip de yaptırıyorsa da o zaman fatura kesecek. Eğer fatura kesme boyutunda olmayan, atıyorum şeyse, vergiden muaf esnaf boyutunda olacak bir şey midir bilmiyorum. O zaman da gider pusulası yapmak gerekiyor. Burada işte ikinci defa aynı şeyi yaparsa o zaman gider pusulası olmaz. Artık ticari faaliyette süreklilik fatura kesmeyi gerektiriyor. Bana öyle geliyor ki arkadaşımızın sorusu niteliği olmayan bir iş için dışarıdan bulmuş, niteliksiz, normal bir iş yapacak bir personel. Burada ücret yapmak lazım bunu, bordroya koymak lazım. Normalde ücretleri banka üzerinden ödemesini yapıyoruz ama burada küçük rakamlar olduğu için muhtemelen elden ödeniyordur. O ödemeyi de belgelemek için belki bordronun ekinde bir dokümantasyon sağlamak için bir gider pusulası imzalatmakta yarar olabilir. Yasal bir zorunluluktan bahsetmiyorum. Yine demin konuştuğumuz o pratik gerekçelerden hareketle. Evet. Gerek yeminli mali müşavir Recep Büyük, gerekse yeminli mali müşavir Emre Kartaloğlu, üyemize, ağzınıza sağlık. Çok ben Hazır'ın adına size de teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgileri bizlerle paylaştınız. Esas teşekkür de sizlere. Çünkü bu hava koşullarına rağmen bu saate kadar burada bilginin peşindesiniz. Sizleri ondan dolayı kutluyorum. İnşallah 2013 kayıtlarımızı, mali tablolarımızı hatasız üreteceğiz ve gelir idaresine de o bize müşterilerimizin emanet ettikleri beyan olayını eksiksiz doğru olarak sunma imkanına kavuşacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi seneler diliyorum. Burada oturumu kapatıyorum.